Konak Belediyesi meclis üyeleri Haziran ayı ilk oturumu için Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Meclis Başkan Vekili Kazım Umdular'ın yönetiminde toplanan meclis gündemdeki önergeleri görüştü. Umdular, konağımızı daha sağlıklı, daha güvenli bir hale getirmek için etkinliklerimize devam ediyoruz diyerek yapılan çalışmaların önemine vurguladı. İşkur'la istihdam ofisi hazırlıklarını tamamladık. İstihdam ofisi konusunda duyurulara başladık. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bu istihdam ofisinin açılışını yapacağız dedi. Konak Belediyesi Kemeraltı ve Basmane'de yaşanan yangınlara dair yazılı açıklama yaptı. Kemeraltı ve Basmane'de meydana gelen yangınların büyük risk taşıdığı belirtilerek, korunması gereken alanda izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunulmayacağı gibi, yine bu kanun kapsamında onaylanmış Kemeraltı koruma amaçlı imar planı kullanım kararlarına aykırı herhangi bir uygulamaya da izin verilmeyeceği açıktır denildi. Ayrıca yapıya zarar verenlere ve izinsiz inşa faaliyetlerinde bulunanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceği aktarıldı. Bayraklı Belediyesi'nin Haziran ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu gerçekleştirildi. Belediye Başkanı İrfan Önal idaresinde gerçekleştirilen oturumda Onur, Yamanlar, Postacılar, Orgeneler Nafız Gürman, Körfez ve Soğukkuyu mahallelerini kapsayan ve yaklaşık 612 hektarlık alanda yapılan imar planı uygulamalarının durdurulması sonrası, bölgede yaşayan vatandaşlardan müstakil inşaat yapımına ilişkin talep gelmesi sonrası, Onur Mahallesi sınırları içerisindeki PAFTA'da koordinatlarla belirtilen alanda imar planı uygulamalarının durdurulması önerisi meclis gündemine geldi. Komisyonlara gönderilen önerge ile ilgili Başkan Önal bilgilendirme yaptı. Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki işletmelerin yasalara ve kent düzenine uygun şekilde faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla denetimlerine hız verdi. Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı boyunca kontrolden geçirilen iş yeri sayısı 4000'i aştı. Vatandaşlardan gelen şikayetler de dikkate alınarak yapılan denetimlerde hizmet alanlarına göre ruhsat ve diğer resmi belgeler, işgal, fiyat etiketleri, ürün saklama şartları, temizlik ve hijyen standartları gibi konularda detaylı incelemeler yapıldı. 385 işletme hakkında cezai işlem uygulanırken kural ve tedbirlere ilişkin uyarılar yapıldı. Başkan Yıldız Ünsal, "Kent içi disiplini bozan kimseye taviz vermeyeceğiz, kararlı mücadelemiz sürecek," dedi. Karşıyaka Belediyesi, dünya şairi Nazım Hikmet'in aramızdan ayrılışının 61. yılı dolayısıyla heykeli önünde tören düzenledi. Büyük ustanın şiirleriyle anıldığı törene katılan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, aşkın, barışın, emeğin ve yurtseverliğin evrensel sesi olan Nazım Hikmet, bizim için unutulmazlar ve ölümsüzler arasındadır, dedi. Ayrıca geçmiş yıllarda Haziran ayı içerisinde hayata veda eden ölümsüz edebiyat ustaları Ahmet Arif, Orhan Kemal ve Ahmet Haşim de saygıyla anıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Haziran ayı olan meclis toplantısında belediyeye ait olan ancak kullanılmayan çeşitli taşınmazların satışıyla ilgili belediye meclisinden yetki aldı. Başkan Eşki, "Bizler Bornova'ya hizmet için geldik. İhtiyaç duyarsak taşınmazları açık ihaleyle satacak, elde edeceğimiz gelirle başta yolların yenilenmesi olmak üzere yatırımlar yapacak, ihtiyaç sahiplerine verdiğimiz sosyal destekleri arttıracağız," dedi. Meclisin sonunda Başkan Ömer Eşki'nin 38. yaş günü de kutlandı. Başkan Eşki, sürpriz doğum günü pastasını eşi Beste Eşki, kızı Asya Tuna ve meclis üyeleriyle birlikte kesti. Bayındır'ın Balcılar Mahallesi'nde düzenlenen Balcılar Kiraz Festivali bu sene 9 Haziran Pazar günü 12. kez kutlanacak. İhracata yönelik üretimde önemli artışın görüldüğü Balcılar Köyü Kirazı'nın ismini duyurmak ve kendi bölge ismiyle markalaşabilmek için düzenlenen Balcılar Kiraz Festivali, Bayındır Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenleniyor. Festival her sene olduğu gibi Bayındır Belediyesi tarafından mahalle merkezinde hazırlanan festival alanında kutlanacak. Festivalde kiraz güzeli yarışması ve en iyi kiraz yarışması gibi etkinliklerin yanı sıra halk müziği sanatçısı Özlem Özdil de ücretsiz bir konser verecek. Dikili Belediyesi, sokak hayvanlarına acil müdahale edilmesini sağlayacak hayvan ambulansı, Hayvulans hizmetini hayata geçirdi. Bir veteriner ve iki yardımcı personelin yer aldığı Hayvulans hizmeti, Dikilili vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Başkan Kırgöz, "Sosyal belediyecilik uygulamalarımızda can dostlarımızı da unutmadık. Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası can dostlarımız, Dikili'de emin ellerde olmaya devam edecek," dedi. Vatan şairi Nazım Hikmet, ölümünün 61. yılında Efes Selçuk'ta Bedrettin Oratoryosu'yla anıldı.
İstasyon Meydanı'nda düzenlenen oratoryada Nazım Hikmet'in ölümsüz eserlerinden olan Şeyh Bedrettin Destanı'ndan uyarlanarak Geniş Merdiven Orkestrası tarafından sahnelenen Bedrettin Oratoryosu ayakta alkışlandı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Geniş Merdiven Orkestrası'na teşekkür etti. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçim vaatlerinden biri olan Güzbel Plaj Kafe'yi yenileyerek vatandaşın hizmetini açtı. Başkan Günay, gelen tüm misafirlere dondurma ikramında bulundu. Sahilde ateş yakılarak müzik eşliğinde dans edip vatandaşlar gönüllerince eğlendiler. Başkan Günay, halkımız 12 ay açık kalsın istedi, biz de söz verdik ve sözümüzü yerine getirdik. Kafemizi yenileyip artık halkımızın hizmetine sunduk. Vatandaşımız denize girerken artık şezlong ve şemsiyeye ücret ödemeyecek, tamamen ücretsiz şeklinde konuştu. İzmir Körfezi'nin ilk mavi bayraklı plajı olan Siteler Mahallesi Halk Plajı'nda hizmete giren Güzbel Plaj Kafe, 12 ay boyunca vatandaşlara hizmet verecek. Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte dünya şairi Nazım Hikmet, ölümünün 61. yılında anıldı. Nazım Hikmet'in eserlerinden tiyatro sahnesine uyarlanan ve Erkan Bektaş'ın muhteşem bir oyunculukla sahneye taşıdığı Şeyh Bedrettin Destanı oyunu Büyük Usta'nın anısına sahnelendi. Seyirciler performansı ayakta alkışladı. Belediye Başkanı Ünal Işık, neredeyse tüm şiirlerini okuduğum, birçok şiirini de ezbere bildiğim Büyük Usta'nın yokluğunu kesik bir kol gibi omuz başımda hissediyorum. Nazım'ın yokluğu ülkemiz için çok büyük kayıptır dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi İşbirliği İzmir Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali düzenlendi. 165 koronun katıldığı festivalde Denizli Merkez Efendi Belediyesi Çok Sesli Korosu 3. kez sahne aldı. Koro 20-26 Mayıs tarihinde düzenlenen İzmir Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali'nden anlamlı bir ödülle döndü. Değerlendirme Kurulu ve dinleyicilerin beğenisini kazanan Sevgi Utma yönetimindeki koro, Yalçın Tuğra'nın 90. yaşına ithafen bu yılı özel verilen Yalçın Tuğran eserlerini seslendirmede başarı ödülüne layık görüldü. Başkan Ömer Günel'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana sürdürdüğü alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında 933 milyon 702 bin liralık yatırımla kente 218 kilometre yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi belirlenen program dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kadınlar Denizli Mahallesi 2658 ve 2692. sokaklardan sonra Türkmen Mahallesi'nde bulunan Leylak, Sümbül, Deniz Güleç ve Hakan Oğuzkan sokaklarda da yürüttüğü kilit parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Böylece bölgeye 6550 metrekare daha yeni yol yapıldı. Çalışmaları memnuniyetle karşılayan Türkmen Mahallesi sakinleri Başkan Günel'e teşekkür etti. Aydın Söke Kadın Platformu, Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu'nda aile, çocuk, yetişim ve medya bağımlılığı konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlikte alanında uzman konuklar katılımcılara bilgiler aktardı. Aile içi iletişim, ebeveynlerin çocuklarla iletişimi, medya bağımlılığına kadar birçok önemli konu detaylı bir şekilde ele alındı. Kamiloğlu, kadınların örgütlü çalışma ve dayanışmayla toplumda daha fazla yer edinmelerinin mümkün olduğu belirtilerek, kadın platformu ve yeni kurulan dernekleriyle kadınların sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında çalışmaya devam edileceği ifade edildi. Manisa Şehzadeler Belediyesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında çalışanlarına yönelik kişisel verileri koruma kanunu hakkında eğitim düzenledi. Eğitimde kişisel verilerin korunmasının önemi, veri güvenliği, veri işleme süreçleri ve kanunun getirdiği yükümlülükler hakkında detaylı bilgiler verildi. Avukat Çamlıbel, belediye personelinin kanuna uygun hareket etmelerinin önemine vurgu yaparak kişisel verilerin korunması konusunda alınması gereken tedbirleri anlattı. Eğitim programı kapsamında belediye personeline KVKK'ya uyumlu bir şekilde çalışılabilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriler kazandırılmaya çalışıldı. Şehzadeler Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.